Ben geldim. Bak sana papatya getirdim. Sen papatyaları çok severdin. Sen kimsin? Kimin kızısın sen yavrum? Sadece hocanın kızıyım ben. İyi adam o. Kızıma o baktırdı. O iyi etti benim kızımı. Ama bir daha göremedim. Kaybettim onu ben. Sadri Hoca yurt dışına götürdü. Allah razı olsun ondan. İkinci babam gibiydi o benim. O iyi etmiş benim kızımı, öyle dedi. Allah uzun ömür versin. Sen kimdin kızım? Bilsem anneciğim. Beni bilen bir sadece hoca vardı. O da onlar yüzünden öldü. Herkese zarar veriyorlar. O gece o okulda onlar yüzünden yandım ben. Beni bir odada kilitli alevler içinde bıraktılar. Çektiğim acılardan hiç haberleri bile olmadı. Papatya getirirdi kızım bana. O mu söyledi sana? O söyledi. Ya. Ah sen söyledi. Annem papatyaları çok sever. Ona papatya götür çok mutlu olur dedi. Ben kızımı çok özledim. Söyle ona gelsin. O da seni çok özlemiş. Her şeyden çok özlemiş. Gelsin. Gelecek. Gelecek. Ona bunu yapanlardan intikamını alacak. Gelecek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirimiz iyi. Aldım haberlerini. Boza mı o? Vallahi borcunu kolay ödeyecek birine benzemiyorsun. Bu akşam kendi işimi kendim halledeyim dedim. Merak etme, borcun borçtur. Sabah koşuya çıkıyoruz değil mi? Evet, Kaan babasında kalacak bu gece. İyi sabah görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ne borcu? Hiç ya, boza borcu. Konun neydi? Valla hatırlamıyorum yani. Konu nasıl oraya geldi onu da hatırlamıyorum açıkçası. Ne oldu? Boza deyince bir yüzün ekşidi. Yo. Yağmur, bunca yıldan sonra birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ne numarası ya? Sevgilisinin bir başka kadını bu kadar sevdiğini kabullenmek istemez. Allah Allah, nedenmiş o? Çünkü hiçbir erkek ona bunu yazdıran kadını unutmaz. Hı. Neyse ki biz şu an o durumda değiliz. Evet, senin yüzünden. Halbuki benim de seni ikna etmek için bir ömür boyu enerjim vardı. Şimdi yani şimdi yok mu? Hı-hı. Maalesef gururumla oynadın. Buyurun.
Ne oldu ellerine? Ay yok bir şey. Ameliyatçılık oynayacağız diye tutturdu. Her yer ketçap içinde. Nereden çıktı bu? Amirinizi duymuş. Onu kurtaracağım diyor. Allah Allah. Nereden öğrenmiş ya? Bilmiyorum. Tamam, kapattım. Kaan. Herkes süper güçlerini kullandı Yüksel dedim için. İyi mi? Oğlum sen nereden biliyorsun? Konumuz bu mu şimdi? İyi mi? İyi oğlum, iyi, iyi. Vallahi mi? Ya Kaan, anneler yalan söylemez, iyi. Çocukları üzülmesin diye söyler, ben biliyorum. İyi mi? İyi Kaan, iyi. Kaç kurşun geldi ona? Ya bu nereden biliyor bunları? Oğlum hadi, hadi. Topla eşyalarını, ben de kalacaksın bu akşam, hadi. Oley! Annem? Yok, yok. Erkekler gecesi. Ya? Kaan, somurtma. Hadi, hadi oğlum. Daha yıkanacaksın, hadi. Bir yıkasana bunu, gel. Gel, 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 gel. Hadi, hadi oğlum. Saçı başı ketçap içinde kalmış. İniyor şimdi. Bugünü ömür boyu unutmaz. Zaten ne kadar üstüne titresen titre, hiçbir şey değişmiyor. Başka bir şey geliyor ve o tertemiz dünyasını kirletiyor. Yani bazen ne yapsan olmuyor. Ama çocuklar senin benim düşündüğümden daha kuvvetli. Yüksel dedesi bir iyileşsin, bir öpsün Kaan'ı. Hiçbir şey kalmaz, her şey hemen tamir olur. Hani biri birine aşık olur. Sonra zaman geçer ve neden ve nasıl aşık olduğunu unutur ya. Sorarsın nasıl aşık olduğunu. Cevap veremez. İşte o sende olmuyor. Maalesef insan sana neden aşık olduğunu unutamıyor. Niye öyle dedin şimdi? Yani biliyorum çünkü. En az sen de benim kadar üzgünsün. Yani Kaan'ın bütün bunlara şahit olduğu için. Yani üzerimdeki bir gram yükü alabilmek için hiçbir şey belli etmiyorsun. Kaygılarını söylemiyorsun. Sadece benim duymak istediklerimi söylüyorsun. İşte sen busun. Keşke böyle olmasaydın. Yani hayat çok daha kolay olurdu. Yani senden vazgeçmek çok çok daha kolay olurdu. Neyse, ben bir bakayım nerede kaldı o. Aslanım hadi. Sen gelmeyeceksin deyince direkt buna ağız burun yaptı. Yani sensiz sallamıyor beni. Hassas mısın azıcık? Yalnızım azıcık. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.